Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda beyefendi 27 yaşında aktif elsa. Kendisi bekar, ticaretle uğraşan biri. Anlayacak için. Evet Solel ay tepesinde şurada bir silik bir ben olduğunu belirtti. Ondan önce bakıldığında parmak uçlarının çok sivri olduğunu görüyoruz. Özellikle kısa parmaklarda ve eklenleri düz bir parmak görüyorsunuz. Geçişler çok düz ve sivri uçlu. Şimdi normalde kısa parmaklar olduğu zaman özellikle kare köşeli bir yerde düz bir akıl çizgisiyle beraber kişinin çok pratik, aceleci ve hızlı olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunda aşırıya kaçma durumları olabilir. Özellikle sivri uçlarla ve dediğim gibi çok düz, eklemsiz parmaklarla beraber çok hızlı düşünen, hızlı hareket eden, çok hızlı konuşan, ne kadar çok iletişimde iyi de olsa, güçlü merkür çizgisi var burada, ne kadar iyi de olsa yine de bu özelliklerini tam anlamıyla faydalanmada sorun olabilir, hatalar olabilir. Düz bir akıl çizgisiyle az hata yapan bir yapısı olabilir ama sol elle karşılaştırıldığında mesela sol elde çok düzgün uzun bir akıl çizgisi var. Sağ elde şu sınıra ulaşmış orada kalmış çizgi çatallı bir şekilde görüyorsunuz şöyle. Yani biraz kısa kalmış geliştirilmeye açık bir çizgi. Bu kişiye mesela tavsiyemiz çokça kitap okumak. Bu ne kadar gelişirse o kadar iyi. Çünkü altyapı sağlam zihinen kolaylıkla yorulmaz yani zorlamalarda. O yüzden böyle bir uyarı yapabiliriz kendisine. Şimdi bakıldığında kendisi sporla da uğraşıyor. Güçlü bir fiziği olduğu el yapısından da belli ama buradaki sivri uçlara bakıldığında o kadar da aslında fiziğine yüklenmemesi gerektiğini bize bir uyarı olarak söylüyor parmak uçlarının böyle olması. Normalde tam dayanıklı güçlü fizikler daha köşeli oluyor parmak uçları. Kendisinde sivri. Bu tabii ki daha farklı özellikler de katıyor kendisine. Hissiyatla, enerji giriş çıkışlarıyla, algıların bayağı açık olmasıyla ilgili özellikler de katıyor ama dediğimiz gibi fizik gücünde iyi değerlendirmesi gerekiyor. Yani çok da yüklenmemesi gerekiyor. Yine ince işlerde, küçük detay gereken işlerde de böyle parmak uçlarında başarılı olabilir, iyi işler çıkartabilir. Ayrıca şöyle iç Mars'tan gelen bir kader çizgimiz var buraya doğru gelen ve iç Mars'ta çok yüksek. Kendisini yine sporda başarılı olabileceği anlamına da geliyor tabii ki. İyi bir enerjiye sahip ve yine devletle ilgili işlerde de şanslı olabilir iç Mars'tan gelen kader çizgisiyle. Aynı zamanda dediğim gibi uzak doğu sporları, spor sanatları o tür yeteneklerde olabilir ki kendisi de sporla ilgileniyor. Akıl çizgisinde bir değerlendirme yapmıştık bu şekilde. Ve ben baktım da şöyle çizgisinin geldiğini gördüm. Kendisi de şu an 27 yaşlarında ve hemen kendisine sordum yani şu yıllar içerisinde bir operasyon oldu mu? Ameliyat veyahut da bir kaza atlatıldı mı diye. Şimdi görüyorsunuz burada bir kare var koruma gibi ama öncesinde de bazı stresler var. Ve burada üçgen oluşumlar da var. Onlar diğer fotoğrafta daha net görülüyor. Görüyorsunuz şöyle bu dönemin içinde hem üçgenler var hem kareler var. Kare de öbür fotoğrafta görülüyor. Kendisini yaptığı hatalarla bağlantılı bir operasyon veya da bir kaza olmuş olarak değerlendirdim ben. Bir operasyon, bir ameliyat olabilir diye düşündüm. Kendisine sorduğumda yani gelecekte planlanan bir ameliyatın var mı? Ameliyat olacak mısın? Veyahut da bir kaza, bir şey atlatıldı mı diye yok dedi. Demek ki yani önündeki yıllarda bir değişim var. Bununla ilgili uyarılar yapmak zorundayım ben yine de. Çünkü 27 yaşlarını ben bu buralar olarak tahmin etmiştim. Yani geçilmiş veyahut da tam o üzerinde duruluyor gibi hissetmiştim bu yaş aralığını. Ama öyle deyince tabii 27'yi buraya sayarsak 1-2 yıl içinde böyle riskler yine olabilir. Ama o dönemde dediğim gibi büyük de değişimler var. Çünkü hayat çizgisinin köşeli bir şekilde böyle gelmesi var durumda görüyorsunuz. Ve şöyle tekrar dönüyor. Eğer hayat çizgisi böyle ki şöyle geliyorsa bu kişi ekstrem girişimlerde bulunabilir. Yani kendisini gerçekten riske atan bu ekstrem sporlar olabilir. Yani riskli durumlara aşırı macera acılığa kaçılabilir. Ne kadar burada kontrollü biri olsa da çünkü akılla hayat çizgisi bir ilerliyor burada. Yapışık ayrık mesafede olsaydı daha şiddetli olabilirdi bunlar ama yine kontrol var elinde ama dediğim gibi bu dönemlere dikkat etmesi gerekecek. Bazı şeyler elde etme olabilir bu dönemlerde. Kendi işini başlatma olabilir. Çünkü bazı stresler de var ve üçgenler de oluşuyor. Ve diğer fotoğrafa bakıldığında burada yine kare de var. Aynı zamanda bir overlap var. Burada geliyor ve genişleyerek açılıyor çizgi. Tabii venüs burada genişlemesi de var ama koparak genişliyor. Bir kare de var. Yani bunlar atlatılacak olaylar ama yine de hazırlıklı olması gerekiyor. Belki bir operasyon olabilir. Dediğim gibi bir kaza olabilir. Ee, yine dediğim gibi riskli durumlar olabilir. O dikkat edilmesi gerek. Öncesinde de zaten hala hazırda stresler var. Bu bulunduğu yıllarda bazı stresler de var. Onun streslerinin başlangıcında bazı olaylar var. Bazı elde edilen mülkler başlangıçlarda olacak ve genişleyen bir venüs. Hayat standartını da yükseltecek ve dışa doğru açılan bir çizgi var. Bu daha dışa dönük seyahatler olabilir yine göç olabilir bu ihtimal içerisinde. Bu ayrıldığı noktada yine bakıldığında tam hayat çizgisinde müthiş değişim var. Hem bir köşeli durum var o da şu fotoğrafta daha net bir köşe var şurada görüyorsunuz bu köşede yaklaşık bir 40-42 yaşlarında da yine müthiş değişimler olabilir. Büyük kazançlar elde edilebilir. Çizginin böyle ayrılması, hayat çizgisinin böyle ani bir şekilde bükülmesi. Ama her zaman riskli durumlardan dikkat etmesi gerekiyor. Kontrolü elden bırakmaması gerekiyor. Minimum hasarla atlatıp kazançlar elde etmek için en azından. Ve bu dönemlerde yine bakıldığında şu fotoğraflarda yukarı doğru çıkan çizgiler var. Yani çokça olay var. Orada üçgenler var, overlap var, kare var. Yani şu 4 yıl önündeki 4 yıl diyelim. Yani müthiş olaylara gibi stresler de var. Çok fazla enerjiye ve efora gereksinim duyacak ve çok fazla da şansını kullanacak bu dönemlerde. E, ve iyi sonuçlarla e, minimum hasarla atlatılıp büyük kazançlarla e, çıkılacaktır bu dönemlerden. O yönden de hazır olması gerekiyor bu yaş aralığına. Şimdi bu 40 yaşlarda şöyle ayrılıyor demiştik ya. Burada da kader çizgisi şöyle geliyor ikinci bir çizgi. Burada 38-40'larda bir teması var kader çizgisine ve kader çizgimiz devam ediyor. Bu sol elde de o dönemlerde bir başlangıç var görüyorsunuz. Benzer yaş aralığında yeni bir başlangıç var. Yani bu, bu dönemlerde çok fazla olay olabilir. Evlilik olabilir 38-40'larda. Bir ilişki başlayabilir. Yine bu daha erken döneme de hitap edebilir. Yani 37-36'dan başlayan bir dönem de olabilir. 40'a kadar devam eden burada da var zaten görüyorsunuz hayat çizgisinde o çıkışlar. Yani benzer yaşlarda. ikinci bir dönem olacak. Şu önündeki 4 yıl müthiş çıkış. Sonraki bir 10 yıl sonra diyelim tekrar bir olay var. 10 yılda bir tekrarlayan bir durum gibi düşünün. E, tabii birbirine benzerlik olması şart değil bu dönemlerde daha farklı olaylar. E, bu önündeki yıllar biraz daha riskli bu yıllara göre. Burada daha çok mücadele vermesi gerekebilir bazı şeylerle. Ama 40 yaşlarındaki gerçekten güzel tam anlamıyla e, emeklerinin karşılığını alma e, büyük kazançlar olarak okunabilir. Yine evlilik olabilir. Eğer erken dönemde evlenmesi göç olabilir. Bu dönemlerde de evlenebilir şu 4 yıl içerisinde. Yani birçok olaya gebe dediğimiz gibi ve sonrasına bakıyorsunuz. 40'tan sonra net şekilde sol elde çizgiler ne kadar çoğalıyor görüyorsunuz. Sağ ele gelindiğinde güçlü bir kadar çizgimiz yine devam ediyor. Diğer fotoğrafa bakalım. Diğer çizgiler belki burada daha net. Evet görüyorsunuz. Diğer çizgiler de burada. Şu da ince bir şekilde böyle geliyordur. Ee, bu çizgi fotoğrafta çıkmamış ama buralarda bu sonlanıyor. Bir overlapla devam ediyor. Yani çizgiler eksilmiyor. Hatta şu dönem görüyorsunuz biraz silik. Yani belki verimlilik düşebilir bu olaylardan sonra bir şey elde ettikten sonra bir rahat döneme girecek kendisi. Çok fazla da çaba gösteren bir durumda olmayabilir bu yaş aralığında. Sonra 38'lere gelince zaten tekrar işler ciddiye biniyor görüyorsunuz. Hatta saçaklanan çizgiler var e, yukarıya doğru ince bir şekilde ve kader çizgimize devam ediyor. Bu yaş aralıkları önündeki 4 yıl ve 38-42 yaş aralığı not edilmesi gereken yaş aralıkları. Şimdi Merkür hattına baktığımızda gerçekten çok güçlü Merkür çizgileri var. Böyle sert dokulu bir yerde normalde çizgiler çok belirgin olmaz. Özellikle Merkür biraz silik olabilir. Kadar çizgileri yarıya kadar gelir ilerlememiz Ama bakıldığında çizgiler belirgin ve çok fazla anlamı var tabii ki bu çizgilerin belli olması. Şöyle gelen bir Merkür çizgimiz var. Ve bakın bu da tam şu dönemlerde yine benzer dönemlerde 38'lerde Merkür çizgimiz çift oluyor şurada. Muhtemelen bunlardan biri şuna bağlanıyor. Belki şu da bir şekilde silik görünmüş ama belki bir şekilde bağlantısı vardır bunun fotoğrafta parlamış olabilir. Yani bu dönemde yine 38'lerde Merkür'ün çift olması bu kabiliyetlerinin daha da artması, yeteneklerin tam anlamıyla zirveye ulaşması anlamına geliyor. Bu satış pazarlama olabilir, iletişimle ilgili dil eğer başka bir dil öğreniyorsa o dili çok iyi seviyeye getirme dönemleri başlayabilir. Yine hissiyat olarak bu dönemlerin artması, insanları daha iyi hissedip anlama anlamda gelişimler olabilir. Altıncı hisse da güçlenebilir bu dönemlerden itibaren ki burada Venüs halkamız da var. Hatta biraz Satürn halkası gibi duruyor bu. Biraz dönme eğiliminde gibi. Ama bir Venüs oluşumu da var sanki. Yani sanki buradan da bağlanabilir gibi. Ama eğer Satürn halkası olarak görev yaparsa buradaki blokaj. Çünkü Satürn'ü net bir şekilde blokajlamış. Şuradaki çizginlerin anlamı farklı. Şöyle parmağın arasından düşen çizgiler. Bu hayatın derin anlamını çözme ve bu yönde çaba gösterme. Kafa yorma anlamına geliyor. İşte kendi tarihi, nereden geldik, nereye gidiyoruz ve bu tür derin konulara dalma ve kafa yorma ile ilgili ve sonuca varma ile ilgili düşüncelere sahip olma anlamına geliyor. İyi özellik özellikle Ring of Solomon'larla beraber burada bu tür konulara ilgi duyması normal. Şimdi Satürn arkasında olması bazı blokajlar olabilir. Olab bitenler olaylarda her şeyi faturayı kendine kesme ve kendisini cezalandırma eğilimleri olabilir. O yüzden dikkat etmesi gerek. Özellikle sol elde yapısal olarak Şöyle kalp çizgisinin Mars Ovası'na akan bir çizgisi var. Ucu var. Sahile bu geçmemiş ama genetikten gelen bir durum var. Ee, bu psikolojik durumları iyi de dikkat etmesi gerekiyor. Yani fiziksel tepkiler verebilir. Fevri davranışlar, kızgınlıklar olabilir. Özellikle yine burada sol elde yine ay tepesindeki benle kişinin psikolojisine özen göstermesi gerekiyor. Bu yönden önemli. Tabi sahilde yok bunlar ama yapısal olarak var bunlar. Sahilde de yormuş gibi de yorumlanmalı bence. Ee, bazı etkileri olabilir. Bunların psikolojik etkileri. Şimdi burada ay tepesi yüksek en azından düşük olsaydı mesela bu tam anlamıyla motivasyon problemi yaratabilirdi kendisi için. Ee, özellikle benle beraber. Ben var tabi bu aynı tepesi niteliklerini depolamaya biraz darbe indiriyor. O yüzden faydalanmasında sorunlar olabilir. Belki annesiyle alakalı problemler olabilir. Kendi annesiyle olmasa bile kendi annesinin ailesiyle bağlantılı problemler de kendisini karmik olarak etkiliyor olabilir. Bunlara dikkat etmesi gerek. Ama ay tepesinin düzgün olması yani çok fena değil yani bakıldığında çok düşükte de değil yani çok yüksekte değil sahile bakıldığında hatta Venüs'e göre biraz hafif biraz zayıf kalmış gibi de görülüyor burada aslında ama yine de çok kötü değil en azından burada ben yok normalde buradaki benler eğer kırmızı veya siyahsa sağlıkla ilgili problemler dediğimiz gibi psikolojik etkiler yine cinsel problemler duygusal sorunlar yaratabilir kendisine suyla ilgili aktiviteler pek hoşuna gitmeyebilir deniz aşırı seyahatlerde Korkabilir ve su ile ilgili bir problem olabilir yani bir korkusu, fobisi olabilir. O tür etkiler olabilir. Güneş çizgisi fena değil. Bu da babayla ilgili problemleri yansıtabilir. Ama dediğimiz gibi ay tepesi de anneyle alakalı durumları yansıtıyor. E Tabii bu benim burada hay hayal ve yaratıcı yeteneklerinin tam anlamıyla faydalanmadığı da sorunlar olabilir. Ki kendisi aceleci birisi dediğimiz gibi parmak yapısıyla ve akıl çizgisiyle. Burada ne kadar akıl çizgisi güzel çatallı olsa da biraz kısa kalmış soruyla göre. Önden biraz daha kontrollü olması gerekiyor ve çizgiye bakıldığında tam güneş parmağının altında bir yukarı doğru bükülme var çizgide. Bu da gösterişli olma, lüks şeyleri sevme, meraklı olma anlamında eğilimler olabilir. Yine sanatsal yetenekler, sanata ilgi duyma olabilir ama güneş çizgileri çok güçlü değil. Tabii ki belli başlı belki yetenekleri olabilir. Yani bu sanatla ilgili estetik işler, ticaret yapıyorum dedi. Belki o ticaret insanlara hitap eden, gözlere hitap eden, zihinlere hitap eden bazı şeylerin üretilmesi alakalı ise güzel sonuçlar, güzel başarılar elde edebilir. Yani yatkınlığı var bu tür şeylere. Yine bu benle ilgili ITPS'indeki benle ilgili bu kişinin mesela kolaylıkla gözdağı verilebilecek bir yapısı var. Bu kendisine görünmüyor ama aileden gelen böyle bir özellik var. Kolaylıkla gözü korkutulabilen, manipüle edilebilen durumları olabilir. Tabii ki sağ elde olmaması bir avantaj kendisi için. Bu mesela nasıl etkiler olabilir kendisine yine birisine örnek alıp o yapıyorsa ben de yaparım. Hatta birileri evlendiyse sırf evlenmek için evlenmek gibi. Yani bazı büyük hatalar, büyük riskler olabilir. İlgili ilişkilerde, evlilikte, kariyerde. Büyük riskler alırken dikkat etmesi gerekiyor. Yani başkalarına baz alıp kendisini de öyle değerlendirmemesi gerekiyor. Kendisini daha çok tanıması gerekiyor atacağı adımlardan önce. O yüzden böyle bir uyarısı da var ay tepesindeki benim. Şimdi güneş attığına baktığımızda sol elde çok fazla çizgi var. Görüyorsunuz üstünü kesen yatay. Dikeyler güzel, güzel, çizgiler ama bazı yatay çizgiler iyi değil. Şöyle katılan bir çizgi var. Bu da orta yaşlarda bir evlilik ihtimali olabilir. Hemen şuradaki evlilik çizgilerine baktığımızda pek dışarıya taşan çizgiler yok. Elbette çizgiler vardır ama çok fazla aşırı dışarıya gelmemiş. Şuraya bakıldığında yine orta yaşlardan denk gelen derin bir çizgi görülüyor. Burada da hemen hemen orta yaşlarda. Kendisi şu an 27 yani bu 35 yaşlarına kadar olabilir en geç. Tabii dediğim gibi 37-36'larda da bazı dönemler var bahsetmiştik evlilikle ilgili. Şunlar da zaten bakıldığında yani biraz daha orta yaşa denk gelmiş çizgiler. Seyahatler, göçler olabilir. Çokça işaret var. Yav işareti gerçekten çok harika, çok güzel. Bu da e, iyi bir şans işareti. Maddi konular sağlık açısından önemli. Evlilik hayatı içinde iyi bir şans getirebilir. Şöyle bakıldığında aile bağları zinciri güçlü. Ne kadar belki anne ile ilgili, annelerin atalarıyla ilgili bir problemler olsa olabilme ihtimali olsa da e, güzel işaretler var bu da. Çocuk sahibi olma ihtimali de olabilir. Çünkü güzel burada adacıklar var. Hatta şurada bir balık işaretiyle bağlanmış. Aile bağları zinciri güzel. Çocuk sahibi olma aile, yuva kurma açısından önemli. Tabii çokça çizgi var. Çokça olay yaşanabilir. İlişkiler olabilir, bitebilir, yenisi başlayabilir. Yani bayağı bunlar güçlü çizgiler var burada. Tabii düşmanlıklar da olabilir. Onlara da dikkat edecek. Para çizgileri de var. Ailecek zenginleşme çizgileri de var mevcut. bu düşmanlık çizgileri yav işaretine ulaşıp buraları kırmamış. O yüzden bunlarla bir şekilde baş ediyor. Yava ulaşır eğer yavayı geçerse bunlar daha ciddi problemler yaratabilir. Yav işareti bozulmamış olsa bile yine de dikkat edilmesi gerek. Şuraya bakılığına görüyorsunuz hedef çizgileri ta derinlerden geliyor. Buraya kadar Jüpiter'e doğru ulaşmış. Kendisi de zaten güçlü bir Jüpiter'li. Sorduğunda işaret parmağının hafif güneşe göre uzun olduğunu söyledi. Fotoğraf yanılgısı olabilir ama hafif bu uzunmuş. Ve bakılığında da zaten porsiyon olarak Jüpiter çok güçlü. Ve Satürn de çok düz. Yani bu maddi konularda büyük paralar elde etme açısından önemli. Bu iki parmağın güçlü olması. Hitabet yeteneği de iyi olabilir gerçekten. Ee, güçlü Jüpiter'le ve güçlü Merkür çizgileriyle görüyorsunuz. Yani gerçekten satış pazarlama ikna kabiliyeti iyidir. Ama dediğimiz gibi bazı uyarılar da yaptık bununla ilgili. Aceleci olmakla ilgili çok fevri, tahammülsüz olmak en büyük zayıf noktası olabilir. Ona, ona özen göstermesi gerekiyor. Çünkü akıl çizgisinde biraz hafif kısa kalması soruyla göre daha detaycı olmakta da kendisini zorlayabilir çok yüzeysel davranıyor, çok yüzeysel her şeyi ele alıyor olabilir. Oradan da hatalar olabilir dediğimiz gibi. Ayrıca tabii akıl çizgisinin böyle çatallı olması bizim yazar çatalı dediğimiz bir durum var bu da yine güzel. Yani iki yönlü düşünebilme hem hayal gücünden de biraz faydalanıyor hem de pratik yönlerden faydalanan aynı zamanda güneşten de etkilenen bir akıl çizgisi. Yani çok yönlü bu kesin güzel sonuçlar çıkartıyordur iş hayatında kendisi için. Bazı özel yetenekleri vardır. Tabii dediğimiz gibi bu çizgiler uzarsa bunlar daha da güzel olur. O biraz daha çabalaması gerekiyor. Çünkü altyapı mevcut. Kullanılmaya açık. Merkür bakıldığında Merkür buraya göre çok iyi mesela. Soler'de Merkür çizgileri çok zayıf. Sahilde gerçekten netleşmiş. Bazı yeteneklerini gerçekten geliştirmiş. Mesela güneşin üzerindeki olumsuz etkileri de azaltmış. Mesela kendi babasıyla ailesiyle olan ilişkileri daha iyi hale getirmiştir. Kendi çabasıyla her şey daha iyi olmuştur. Yine burada bir çizgimiz var iç Mars'tan gelen. Yani her gelen fırsatı değerlendirmede yine sorunlar yaşayabilir kendisi. Yatay çizgiler de var. Sorel daha kalabalık tabii bunlar. Kendisine yine Yakup Taşlı yüzük edinilirse gelen fırsatları değerlendirmede fayda sağlayacaktır kendisine. Burada yine şans para üçgenimiz net bir şekilde oluşuyor ve şöyle dev üçgen de var görüyorsunuz. Bu da yine emlak konuları, yine mülklerle ilgili şansları getirebilir kendisine. Her ortama ayak uydurabilme, kendisine her zaman geniş alan oluşturabilme ve fırsatlar kendi kendine yaratabilen özelliği de var fırsatları. O yüzden, e, güzel işaretler. Yani şans üçgenler açısından iyi. Bileğe geldiğimizde burada çokça karışık çizgiler var. Kader çizgisinin başlangıcı biraz erken dönemde bazı zorluklar olmuş olabilir başlangıçta. Ama bakıldığında sonrasında gerçekten erken dönemden itibaren hayatı ciddiye alan, sorumluluk almak isteyen, çalışkan bir yapıda ve kader çizgimiz net bir şekilde devam ediyor. Güçlü bir irade, kararlı. Kader çizgimiz biraz Venüs'ten uzaklaşmış görüyorsunuz. Bu da yani göç Fırsatlara gelirse, aileden uzaklaşmak en azından bir 10 yıllığına, 15 yıllığına denenebilir. Güzel sonuçlar olabilir. Tekrar dönebilirsin tabii ki istediğin şekilde. Ama bakıldığında uzaklaşmak, yeni insanlarla tanışmak. Zaten yenilikçi birisi görüyorsunuz Dışa doğru açılıyor. Seyahat, göç gerektiren işlerde de iyi olabilir. Kendisinin öyle bir sorusu yok ama bu potansiyeller var. Ele bakıldığında çok karışık çizgiler yok. Kafa karışıklığı yaşamaması gerekiyor bu kişinin net her zaman her zaman ne istediğini bilen birisi. Ve parmak uçlarına baktığımızda görüyorsunuz şuradaki spiral işareti şöyle döne döne açılan sembol. Bu kendisinin gerçekten konsantrasyon ve fokusunun iyi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten dediğimiz gibi böyle el yapısında düz bir akıl çizgisinde bunu sağlayabilir kendisine. Yine işaret parmağında da boğa gözü işareti var. Görüyorsunuz net, eğlenceli birisi ve aynı zamanda çalışkan, iyi yeteneklere de sahip insanlarla olan iletişimde iyi, sevilen, iyi hitabet yeteneği var zaten. Özellikle Jüpiter parmağında olması bu boğa gözünün. Gerçekten konuştuğu zaman insanların dikkatini çeken, onların ilgisini çekebilen özellikleri vardır. Burada da görüyorsunuz yine spiral veya da boğa gözün karışımı işaretler burada da var. İşini severek yapan, konsantrasyonu yüksek bir yapıda kendisi. Bakıldığında falanjlarda da çift çizgi var. Yine güvenilir, iyi sır saklayabilen özellikler var. Zaten bu iç Mars'tan gelen bir kader çizgisiyle bu özellikleri de taşıyor kendisi. Dediğimiz gibi eğer erken dönemlerde polis veya asker olmak isteseydi bunları da yapabilirdi. Bu yetenekler de var. Para akışları konusunda yine bakın çok net derin çizgiler var. Yani erken dönemde itibaren zaten para kazanmaya başlamış birisidir bu. İş hayatına girişmiştir. Ee, okul hayatında bile çalışmaya başlamıştır. Özellikle kader çizgisinin erken başlamasıyla. Kader çizgisi görüyorsunuz çokça çizgi var katılan. Bu aşk evliliği ihtimalini gayet yükseltiyor kendisi açısından ve başkalarından fayda görme. Özellikle karşı cinsten fayda görme olabilir. Görüyorsunuz bilekten net gelen bir çizgi var. Şöyle karışıyor ve çıkıyor. Ve hayat çizgimiz şöyle. Böyle kişiler görüyorsunuz net bir şekilde işaret da var. Bu her zaman karşı cinsten fayda görme. Belki varlıklı biriyle evlilik anlamına gelebilir. Bu da 38'lerde olabilir. Merkür çizginin de çift olması belli dönemden sonra. Bu da varlıklı biriyle evlilik anlamına gelebiliyor. Ve bu her zaman eş olacak anlamına değil bir müdür olabilir. Bir kadın müdür, anne olabilir, da kız kardeş olabilir yani birisi olabilir. Hayatta kendisine her zaman destekleyen, yücelten birisi. Bazen de şanslı, varlıklı bir de evlilik anlamına geliyor. Bakımda çok fazla stres çizgisi var ama bu çizgiler tarafından da kesiliyor. Yani bunlarla mücadelesi iyi. Ee, tabii ki stresler var ama buraya pek yansımamış. Kader çizgilerini pek etkilememiş. Şu bulunduğu yıllarda dönemler var işte. Bunlar da olmak üzere sanki. Belki de başlamıştır bu dönemlerin bir tanesi stres olarak. Ama diğerleri de bir şekilde şöyle var. Bunlar 3 aylık, 6 aylık dönemler kapsıyor. Ama şu dönemden bahsettik ya bu da bu 4 yıllık dönemi kapsıyor bu değişimler. olumlu ee, olumsuz birçok olay olabilir. Buraya bakın yine evlilik çizgimiz geç döneme denk geliyor ve güdüsel davranışlar olabilir. Hormonlar güçlü burada. O yüzden de bunları kontrolü önemli kendisi açısından. Merkür çizgisinin bir de şuraya doğru yönelmiş. Yani Merkür çizgiler gerçekten çok güzel, güçlü. Uçuşan çizgiler yok. Çok net, derin. Şöyle bir çizgi daha var ilaveten burada. Bu da yani yarım kalmış, erken dönemde sonlanmış bazı girişimler, bazı yeteneklerin unutulması, bırakılması gibi de okunabilir. Ama önemli olan şu, diğer çizgiler burada. Ve hayat çizgisini kestiği noktada, bu da 60'larda tabii ki ufak tefek bazı sağlık problemleri de olabilir. Ama çizgi yine derin bir şekilde devam ediyor hayat çizgimiz. Pek etkilemiyor bu merkür çizgileri. Çünkü merkür çizgilerimiz aynı zamanda sağlık çizgileri. Hayat çizgisiyle kesiştiği noktalarda, daha çok sağlık çizgisi olarak da görev yapıyor. İşte kan sayımı, karaciğer, karaciğer çizgisi olarak da okunan bir çizgi. Aynı zamanda ümün sistem, sindirim sistemiyle alakalı durumları da yansıtıyor. Görüyorsunuz her çizgimiz sonrasında devam ediyor. Şöyle bir bağımlılık çizgisi olabilir. Ee, bu bazı konulara bağımlılık kalma durumları olabilir veya da bazen yalnızlık çizgisi olabilir. Evlilik hayatında şanssızlıklar olabilir ki bakıldığında çok güçlü bir evlilik çizgisi yok. Özen göstermesi gerekiyor. O kişi kendiliğinden gelmez gerçekten inisiyatif alıp çaba göstermesi gerekiyor. Eğer gerçekten bir evlilik yapmak istiyorsa. O ekstra çaba gerek. Şurada yine çok titiz detay, tertipli birisi, düzenli birisi. Buradaki küpe işaretinden söyleyebileceğimiz. Şöyle kalp çizgisine düşen dallar da var. Bu da duygusal gerginlikler, ikilemler mutlaka oluyordur. Yani iyi empati yapan birisi görüyorsunuz Jüpiter'e ulaşmış ama ters duygusal gerginlikleri de olan birisi aynı zamanda. Bunlar değişimler gösterebilir tavırlarında. O yüzden dikkat etmesi gerek. Şurada Ring of Solomon sayılabilir şuradaki çizgi. Yani hissiyatlar zaten güçlü öngörüler, yenilikleri keşfeden arayış içerisinde görüyorsunuz. Yani kişisel gelişim açısından olabilir bunlar. Ee, yine psikolojik, felsefi konular, bu tür astroloji, el çizgileri, o tür konularda merak, ilgi, yetenek de olabilir. Özellikle şöyle sivri üçlü parmaklarla bu tür konularda yetenek gösterebilir. Enerji girişleri çok iyi çünkü hissiyat iyi, algıları çok açık birisi. Yine güçlü Merkür hattı da tabii ki burada bunu destekliyor. Yine Ring of Solomon'da. Bilek çizgileri birinci çizgimiz yine sağlık çizgisi güçlü burada. İkinci çizgiler şans para çizgileri. Onlar da fena değil gibi görülüyor. Yani çok güçlü değil. Ee, yine tasarruflara özen göstermesi gerek. Ne kadar burada üçgenleri bir söylesek de para tasarruflarına özen göstermesi gerek. Yani finansal konularda iyi olabileceğini söyledik. Buradaki yüksek Jüpiter ve güçlü Jüpiter parmağıyla güçlü Satürn'ü ama yine de işini sağlam alması gerekiyor. Maddi konularda her zaman iyi yatırımlar yapması gerekiyor. Özellikle şuradaki şu çizgi yaşlılık döneminde bazı zorluklar yaşatabilir. Eğer düzgün tasarruflar yapmazsa, yatırımlar yapmazsa yaşlılık dönemiyle ilgili. Yine bu dediğimiz gibi bağımlılık çizgisi, kötü alışkanlıklar olabilir. Onlara dikkat edecek yatkınlık var. Yani çok sade bir yer bakıldığında kalp çizgisi buraya çok yakın, duygusal birisi aynı zamanda. Çizgimiz yarım değil, Jüpiter'le bağlantısı var. Güzel bir kalp çizgisi. Tabii şöyle bir durum da var tabii ki. Ona da özen göstermesi gereken duygusal gerginlikler durumu. Bu da zaten yapısal olarak gelen bir durum. Sol elde de görmüştük onu. Şu düşen çizgi böyle Mars Ovası'na doğru akan bir enerji var. O yüzden özen göstermesi gerek. Soler'le şöyle çizgiler de var. Bunlar biraz seyahat göç çizgisi olarak okunabilir. Şurada ilerleyen bir çizgi vardı ya sahilde. Burada hafif görünüyor bu çizgi. Şöyle şuraya kadar gelip buraya bağlanması gerek. Belki fotoğrafta çıkmamış olabilir. İnce bir şekilde buraya bağlanıyor olabilir. Çünkü o çizgi şurada belirmiş. Benzer dönemlerde. Ve streslere de bakın. Görüyorsunuz aynı dönemlerde burada da var. Soler'de de var bu kopma ve stres çizgilerinin bağlanması mevcut. Üçgen yine burada da var. Yani çok aşırı benziyor Sorel'e. Sorel'e sahil bu dönem. Önündeki 3-4 yıl müthiş olaylar olabilir. Olumlu olaylar, olumsuzluklar da olacaktır. Stresler de olacaktır tabii ki. Ama karlı bir şekilde ben çıkacağına inanıyorum. Mesela burada bakın. Hayat çizgisi ince ilerlerken bu dönemden sonra ne kadar derin ilerliyor. Bu çizginin derin olması, çok net olması. Dünya nimetlerinden o kadar faydalandığı, kendisinden o kadar çok verim alındığı, hayat standartlarının yükseldiği anlamına geliyor. Kazançlarında artması anlamında. Yine sağlık olarak da güçlü olduğu dönemler olacak tabii ki. Ve sonrasında şöyle bir durum var. Şöyle ayrılan çizgilerde benzer dönemde sahilde de zaten dışa doğru açılıyor. Sahildeki hayat çizgimiz daha iyi bakılırsa. Sol ele göre o da bir avantaj kendisi için. Bakıldığında burada daha net kavisli bir hayat çizgimiz var. Baş parmağımız da güçlü sayılabilir. Güçlü Venüs var. Bu da yine güçlü bir karakter, güçlü bir irade, dayanıklılık, iyi bir iş gücü, çalışkanlık, iyi enerji zaten mevcut. İç Mars'ın yüksekliğiyle beraber. Tabii ki fevri davranışlar da olabilir zaman zaman ama iyi bir enerjisi var. Fizik gücüne tabii dikkat etmesi gerekiyor. Parmaklar çok sivri uçları. Yani el yapısına uygun değil. Yani çok farklı bir durum bu. Acelecilikte aşırıya kaçma, hızlı düşünme, hızlı konuşmada aşırıya kaçma. Biraz daha, tabii bu yaş ilerledikçe daha çok kontrol altına gelecektir. Erken dönemlerde çok fazla hata yaptırabilir. Ama tam bir randıman aldığı zaman bunlar da avantaja dönecektir bu özellikleri. Yine şu şöyle bir çıkış çizgimiz var ince bir şekilde. Bu da bu önündeki 4 yıldan sonraki yıl ne oluyor? 32 33'ten sonra bir 3 4 yıl sonra yani 35 36'larda yine bir çıkış çizgimiz var. Sonra 40'larda yine ayrılan bir çizgi var. Yine bu önündeki 7 8 yıl sonra yine bir belki iyi bir evlilik olabilir veya yine iyi bir çıkış olabilir. Yani 10 yıl, önündeki 10 yıl çok fazla olay gibi. Her şeyi değerlendirmesi gerek. İlk 4 yıl sonra bir 2 3 yıl sonra tekrar bir çıkış, sonra 1 2 yıl içerisinde tekrar bir değişim. Yani önündeki 10 yıl çok fazla olay var. Ee, olumlu olaylar genellikle bunlar. Kazançlar, yükselişler olacaktır. Evet evlilik çizgileri şu fotoğrafta sol elde bakıldığında yine çok erken önde değil ve çok güçlü iyi çizgiler. İyi çizgiler her zaman şöyle net görünecek bu fotoğraflarda nasıl akıl çizgimiz burada görünüyor. Bunlar da burada görünmeli. Yandakiler o kadar etkili olmayabilir. Ve ne kadar buraya doğru yönelir güçlü bir çizgi olursa çatallı olmazsa o kadar şanslıdır. Evlilik hayatında da mutluluk o kadar çok olacak anlamına geliyor. O dediğim gibi bu konulara, ikili ilişkilere, evlilik hayatına özen göstermesi gerek. çaba göstermesi gerekiyor. Kendinden olup bitecek işler değil. Evet bir okumanın daha sonuna geldik. Umarım bilgilendirici olmuştur. Eğer siz de böyle bir analiz istiyorsanız videonun açıklama kısmından detayları görebilirsiniz. Görüşmek üzere. Teşekkürler.